Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ocak gözlerini temizlemeyi göstereceğim. Şöyle ince uçlu bir tornavidayla şunları teker teker açacağız. Tabii hepsinin açılışını size gösteremeyeceğim. Tek bunu açayım. Nasıl açtığımı size göstereyim. Bu arada tek elle video çekip diğer elle de iş yapmaya çalışıyorum. Biraz aksaklıklar olabilir. Bunun için de kusura bakmayın. Şöyle teker teker vidaları söküp böylelikle şu tabakayı buradan kaldırıp görüyorsunuz altının pisliğini. Bunu elinizde istediğiniz şekilde yıkayıp şu lastiğin etrafını iyice temizleyip tekrardan geri takacağız. Yalnız bunu yaparken çakmağı çıkarmayı unutmayın. Eğer ki gözleriniz az yanıyorsa veyahut da fazla alev vermiyorsa şöyle bir tornavidayla bunu herhangi bir elektrik malzemesi satan yerden alabilirsiniz. Şöyle çıkarıp bununla içini temizleyip alevinin daha düzgün, daha sağlam çıkmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöylelikle içinde çıkarıp şimdi size göstereceğim. Çıkardığımız parça burada. Bu parçaya şöyle iğneyi takıp geçirdiğinizde iğne rahat geçiyorsa şu şekilde parçanız demek ki tıkalı değildir. Bunu tekrardan aynı yöntemle takacağız. Ben şimdi diğer gözleri de teker teker söküp yerine takılışını montajını size göstereceğim. Tek elde çektiğim için hepsinin sökülüşünü size gösteremeyeceğim. Birazdan tekrar görüşeceğiz. Evet, hepsini söktüm. Gözlerin halini görüyorsunuz. Yağ çözücü sıktım. Aslında ben bunları sürekli söküp temizlerdim ama uzun süredir vaktim olmadığından dolayı söküp temizleyemedim. Birazdan fırça ile hepsini tek tek temizleyip tekrardan son halini göstereceğim sizlere. Bakın arkadaşlar, içini nasıl sildiğinizi göster deseydiniz diyeceksiniz. Şu süngerin şu kenarını şöyle kestim. Şöyle göstereyim. Şununla İçindeki suları alıyorum böyle görebilmek için, temizlemek için. Şu kenarıyla da inceldiği için cif döküp şöyle ovalıyorum. Şu ince yerlerine de şunu şöyle geçirip de şuralardan şöyle temizliyorum. Böyle incelttiğim zaman bu deliklere rahat giriyor ve istediğiniz gibi ovalayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ocağımın içini temizledim. Bana göre eskiye nazaran şöyle göstereyim. Gayet güzel temiz oldu. Şuraya bakmayın. Burası pas. Geldiğinde de böyleydi zaten. Benim yapmış olduğum bir şey değil. İçlerini suyunu bununla çektirdim. Şu şekilde. Etrafını bununla ovalamasını bununla yaptım. Tel olsa daha iyi olur. Ama benim telim olmadığı için sert süngerle ovalamayı tercih ettim ve şu anda parçalarını yıkayacağım. Onu da size göstereyim. Parçaları böyle yağ çözdüktüm üstüne cifle beraber. Birazdan bunları ovalayıp temizleyip tekrardan takacağım. Bu arada burada vidalarım var. Bunlara da birer damla yağ sıktım. Tekrar takması kolay olsun diye ve takınca şu bunun adına gaz memesi diyorlar. Onu takacağım. Beraber takarız artık. Evet arkadaşlar, şimdi bütün çanaklarımızı gördüğünüz gibi ışıl ışıl yıkadık, kuruttuk ve şimdi yerine takacağız. Anahtarımızı alalım. Öncelikle şu kısmı takacağız. Hep beraber. Şimdi bununla beraber aldık. Buraya oturtturacağız. Öncelikle bunu takalım ki bir aksilik, bir sorun yaşamayalım. İyice sıktık. Memeler açıktı. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yoktu. Onun için diğerlerine bakmadım. Çünkü benimkinlerde sorun yoktu. Ben size gösterme amaçlı onu çıkardım. Şöyle şunları, lastikleri şuraya oturtturduktan sonra
bunların çakmak gözüyle diğer gözünü ayarlayıp şu şekilde oturtturuyoruz. Şu kenarlara iyice bakın, lastiği çıkmasın. Ondan sonra şu vidaları ben kenara koyarken yağlamıştım. Gördüğünüz gibi bir tane şuradan pul alıp koyduktan sonra bunları teker teker montajını yapacağız. Şöyle ince uçlu bir tornavidayla. Eskisinden güzel oldu. Çok temiz oldu diyemem. Ama gene de eskisinden güzel oldu diyebilirim. Bunu ben yapıyorsam herkes yapabilir. Tavsiye ediyorum. Çünkü bu temizliği yapmak için ocaklarda bir dünya para istiyorlar. Şöyle şunu tamamen takayım. Size göstereyim. Evet, bununla taktık. Geriye hangi aparat kalıyor? Şunu şuraya taktıktan sonra şu şekilde hem çekim yapıp hem yaptığım için biraz gördüğünüz gibi hepsini sildim. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Gayet şık bir şekilde çalışıyor. Başarılı oldu. Diğerlerine takalım. Sonra görüşelim sizinle. Evet arkadaşlar, son vidayı hep beraber takıyoruz. Şu şekilde. Gayet kolay oldu. Yalnız bunu silerken çakmaklarına su kaçabilir. Su kaçtıktan sonra çıt 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 diye ardı ardına sesler gelir. Bu çok da sorun olacak bir şey değil. Saç kurutma makinesiyle çakmakları kurutursanız ya da fişini çekip bir süre beklerseniz bu çıt çıt sesi ortadan kalkacak. Şöyle gözlerini teker teker yerleştirelim. Ben bunun çakmak fişini takmıştım. Silme yaparken şöyle teker teker hepsini takayım. Eskisinden güzel oldu. Eskisinden temiz oldu diyebilirim. İlk halini gördünüz. Bu da son hali. Çakmakları tek tek çakacağım. Herhangi bir sorun var mı yok mu göreceğiz. Gördüğünüz gibi yanıyor. Bu da yanmıştı zaten. Şu şekilde. Bütün gözler yanıyor. Ben bunu tek başıma yapabildiysem sizler de rahat rahat ocağınızın temizliğini yapabilirsiniz. Ben bunu kaldırıp da, sabit değil benim bu, bunu kaldırıp da alt vidalarını söküp üst çerçeveyi çıkarıp içini tamamen de temizleyebiliyorum. Ona gerek duymadım. Vidalarını yağladım. Bildiğiniz yöntemlerle cif ve yağ çözücüyle sildim. Diğer şeyleri de şu malzemelerle, memesini buna söktüm. İnce uçlu bir tornavida, belki kalmıştır, lazım olur diye bunu da getirdim ama bir gerek kalmadı. Derindeki ulaşamadığım kirleri biraz bununla ovaladım çünkü benim telim yoktu. Benden bu kadar. Her şey başarılı. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.